Merhaba, hoş geldin. Nasılsın Taşan? Bu hafta alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizin içinde bulunduğu hafta içerisindeki doğumu münasebetiyle 1989 yılında geleneksel hale gelen Kutlu Doğum Haftası'nı hep beraber Türk millet olarak, Müslüman olarak kutluyoruz. Biz bu vesileyle öncelikle tabi arzumuz bütün Türkiye için ama öncelikle can diyoruz. Malatya'mızda milli birlik beraberliği sağlanması açısından bu tür bir ziyareti başlattık. Birlik beraberliği, kardeşlik ziyareti. Zaten kardeşiz. Bu etkinliklerde gördük ki biz de hala mayamızda her ne kadar şu anda ülkemiz bir kaos içerisindeyse de bizdeki bu ruh, bu manevi, milli refleks hala dimdik, ayakta, diri. Çünkü bunu gösteriyor. İnşallah bu ortamı da bu millet inşallah kısa zamanda bertaraf edecektir. Bizim temelimiz, arzumuz şu günler hürmetine ülkemizde birlik ve beraberliğin tekrar tesisi İnşallah kısa zamanda sağlanır. Bu terör belasından da bu ülke bir an önce kurtulmuş olur. Yine tüm İslam aleminin, ümmetimizin Kutlu Doğum Haftası'nı da buradan kutluyorum. Malatya'da hemşerilerimizin de Kutlu Doğum Haftası'nı buradan kutluyorum. Memleket için gerçekten hani zor günler geçiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bizim için her zaman bir kardeş parti oldu. Aynı amaca, aynı düşüncelere hizmet ettik yıllarca. Ve şimdi yine aynı şekilde bizim derdimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Büyük Birlik Partisi'nde derdi hiçbir zaman koltuk sevdası, hiçbir zaman iktidar kaygısı olmadı. Biz her zaman memleketin menfaati için gerekli olan her şeyi yapmaya hazır bir tabandık, bir ülkücü tabandı her iki parti içinde. Ve fikri davası için ölen insanlardan oluşuyordu. Bu insanların şehadetiyle ve bu insanların mücadelesiyle buraya geldik. Biz bugün de memleketimiz üstünde oynanan iç ve dış mihrakların oyunlarını bozguna uğratmak için buradayız. Ve kesinlikle de memleketimizi böldürmeyeceğiz. Çözüm süreci denen çözülme sürecinin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu hepimiz gördük. Çok canımız yandı, çok can kaybettik. Çok şehit verdik. Buradan da tüm şehitlerimize bugüne kadar her gün maalesef çok kötü haberler alıyoruz memleketin dört bir yanından. Hepsinin yakınlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bu haftada polis teşkilatımızın 171. yılıydı. Maalesef ki polisimize, askerimize hala el uzatan ve onlar üzerinde kötü oyunlar döndüren bir takım kesimlere de buradan sesleniyorum. Bu memleket kesinlikle bölünmeyecektir. Bu memleketin birliğini, beraberliğini, dirliğini kimse bozamaz. Biz bu oyunu bozarız. Biz ülkücü taban olarak biz bu oyunu bozarız. İzin vermeyiz. Teşekkür ederim.